Arkadaşlar selamlar hepinize. Yeni bir videodan da hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün aslında dün yeni sürümümüz, yani alfa test sürümümüz sürüme girdi. Yeni sürümümüzün adı 068 güncellemesi geldi aslında arkadaşlar oyuna. Şu an alfa test sürümünde. Alfa test sürümünde ben size olan değişikliklerle ilgili bir liste hazırladım. Onları tek tek inceleyeceğiz. Yeni gelen pas ekipmanlarına bakacağız. Arkadaşlar siz de nasılsınız? Bu arada iyisiniz umarım. Bu arada bayram da yaklaşıyor. Bayramda görüşemezse bile hepinizin bayram mübarek olsun şimdiden. Arkadaşlar şöyle bir değişiklik listesine bakalım. Ben bir liste hazırladım kendime. Hemen şuradan bir çıkalım. Notlara girelim. Notlarda bir liste yapmıştım ben. Bu alfa test sürümünde şu an için yeni gelen güncellemede olan gemilerle ilgili. Elimden geldiği kadar bir liste yapmaya çalıştım. Bazılarını çok kısa tuttum, bazılarını geçtim. Bunu ben videonun açıklama kısmında atacağım. Tek tek şimdi oyun içinde gemilere de bakacağız. Şöyle bir bakalım. Masak savaş gemisi, yani Massachusetts biliyorsunuz kruvazör sınıfındaydı. Artık savaş gemisi sınıfına taşındı. Missouri'ye 2x artı 1x füze slotu oldu. Canı da şu an 572 bine yükseldi. Yamato'nun canı 592 binde. Hızı da 15, 15 nat oldu. Çoğun hızını yazmadım. Hızını zaten dediğim gibi oyunda ana güncellemesi gelince bakacağız. Gorsko'da şu anda 3x artı 1x zirkon. 3x de torpido oldu. Canı da 399 binde. Bu gemide 3x torpido var. Canı 422 binden 409 bine düştü. Zumwalt'ta 4x'lik füze sistemi var. Artık yeni 2x'ti. 4x füze oldu. Tek slot halinde. Ve canı 461 bin oldu. Nunchuck torpido slotu eklendi. Nunchuck'ta biliyorsun torpido yoktu. Onun yerine 3x bomba atar vardı. Şu an 3x bomba atar da duruyor üzerinde ama torpido slotu da eklenince biraz daha etkili bir gemi haline geldi. 442 bin canı oldu. DDX'in canı 448 bine yükseldi. Constitution'ın 3x artı 1x şeklinde bir füze slotu geldi. Malum üzerine 2x füze slotu vardı. Ve ona 3x artı 1x yaptılar. Ve şu an 4x füze kuvar üzerinde. Ve 468 bin canı var. Hızlarına bakmadım. Hızları düşmüştür ya yükselmiştir. Onlara bakmadım. Onlar artık yeni sürüm gelince bakacağız. Ankara ya da aşağıdan şimdi oyun içine girdiğimizde bakarız. Ankara'da 3x füze oldu. Artık 455 bin cana yükseldi. 21.45'te 2x'lik S-400 füzeleri vardı bilirsin üzerinde. 1x'ti. O 2x oldu. Ve 442 bin cana yükseldi. Lider'de artık şu anda 2x artı 1x'ti. Füzesi önceden. Şu an 2x artı 2x oldu. Ve 442 bin canı yükseldi. Yani oyunun aslında bir dengeleme güncellemesi gibi olmuş. Yani birçok gemiyi canı yükseltirken yani gemilere can basmışlar. 3x'e 3 tier 3 seviyeye tam bir buff olmuş aslında. Genotype 58'in 455 bin canı var. Ona bakmadım artık kaçtan kaça yükseldiğine. 055A'da bilirsiniz 2x artı 1x füze sistemi vardı. 3x artı 1x füze slotuna dönüştü. Torpidosuna bakmadım. Torpidosuna bakarız. Torpidosu da aynıysa herhangi bir sorun yoktur. Ve 458 bin canı yükseldi. Kilin 455 bin canı gitti. HMS Type 83'e bilirsiniz. 1x torpido slotu vardı. O 2x oldu. 474 bin canı var şu anda. Rox'un zaten biliyorsunuz etkili gemilerden birisiydi. 2x artı 2x füze sistemi ondaydı. Ama o yerini şu an için kaptırdı birçok gemiye. Can da şu anda 448 binde. İdare eder aslında dediğim gibi hani çok da şey değil ama Rox dediğim gibi o şu an o kulvarı kaptırmak üzere. Affedersiniz arkadaşlar. Shivort'ta şu an biliyorsunuz 1x artı 1x yani toplamda 2x'lik torpido slotları vardı. Onlar oldu 2x artı 2x oldu. Artık şu an onda 4x torpido var. Ve 442 bin de canı var. Avenger'ın 461 bin canı oldu. Pelagoff'un 494 bin canı oldu. Port Royal'ın Ototop ve HSS slotu eklendi ve 513 bin canı var şu anda. Yani gemiler arasında şu an gerçekten muazzam. 513 bin can az değil Port Royal için. Varyak'ta 3x füze oldu. 2x bomba atar oldu. HSS ise HSS'in slotu bir tanesi 4'ten 5'e yükseldi. Yani 4x'ten 5x'e yükseldi ve canı şu anda 507 binde. Varyak gerçekten şu oynanabilir gemiler arasına girmiş bir taraftan. Öyle ki 3x torpido slotu geldi ona. Eklenen bu. 520 bin canı var. Nakimov'da 2x artı 2x füze sistemi geldi. 3x bomba atarı var üzerine ve 526 bin cana kavuştu. Torpido yok herhalde arkadaşlar. Torpido yok onda. Bir bakarız şimdi girdiğimizde yoktu şu an herhalde. Massachusetts'in canı 520 bin oldu. Demiştik de Massachusetts savaş gemisi sınıfına yükseldi. Missouri'nin canı 472 bin oldu. New Hampshire'ın canı 561 bin oldu. 65 bin oldu. Moskov'un canı 520 bin oldu. Agis'in canı 526 bin oldu. Yani Agis zaten çok can yakıyordu.
Birçok gemiyle ortak canlı sahipler ama halen daha etkili bir gemi. Argus halen daha etkili bir gemi. Uçak gemilerine bakalım. USS Amerika'nın 513 bin canı oldu ve bir tane füze slotu eklendi. Gerald Ford'da ise füze slotu eklendi. Bir de 1x daha drone slotu. Yani drone vardı üzerinde. Şimdi 2 tane drone kaldırabiliyor. Diğer slotlar aynı duruyor. Ve 7x ototop 6x'de artı 4x'de HSS eklendi ve 552 bin canı var. Yani şu an Gerald Ford hani gerçekten muazzam değişik bir oynanabilir bir uçak gemisi haline geldi. Şu an için çok etkili bir uçak gemisi haline geldi. Aslında HSS'leri görüyorsunuz burada. Ulyanskoy 520 bin cana yükseldi. 5x ototop slotu eklendi ona. Fusion dediğiniz gibi 1x artı 1x drone. Yani 2 tane drone kaldırabiliyor aynı anda. Ototopun bir tane ototop slotu eklendi. Ben kaç x olduğunu bakmadım. 546 bin canı var. CVX'in 520 bin den canı var şu anda. Yani şu an yükselen şekilde. 1x artı 1x drone slotu eklendi. Zumo şöyle söyleyeyim. Jumo'da şu an hani en büyük şey 2x torpido eklendi. Bu bizim Giuseppe Garibaldi'ydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. 2 seviyede olan bizim gemi. Onun ayarına bir gemi olarak geldi. Şey 3 seviyeye geldi. Değişik bir oynanış olabilir. Yani torpido var üzerinde 2 tane. Değişik bir oynanış bize vaat edebilir. Ben de merak ediyorum oynamayı. Evolved ise yani dediğim 1x drone slot eklendi. 539.000 canı var. Nemesis ise 2 tane bir tane saldırı uçağı var zaten üzerinde. Şimdi 2 tane saldırı uçağını aynı anda kaldırabilir. Yani toplam 6 tane saldırı uçağını yani üçlü slotlar halinde kaldı. Yani üçlü bölükler halinde kaldırırsa üçlü yani 2 tane saldırı uçağı filosunu kaldırabiliyor aynı anda. Diğerleri aynı. Yani Nemesis zaten tehlikeli bir gemiydi. Şu an daha da tehlikeli oldu. Ohio için denizaltılara bakalım. Ohio 409.000 cana yükseldi. Doguri. Doguri ki şey yaptı. 422 bin canı yükseldi ama 3x füze slotu eklendi üzerine. Bu kay oksijen durumlarına bakmadım arkadaşlar. Yani buna değişiklik gösterebilir. Oksijen durumları yani kimisinin düşmüştür, kimisinin yükselmiştir. Buna oyunun en son sürümü gelince bakmak lazım. Şu an bunların hepsi tam şu an için değerlendirme test aşaması devam ediyor. Yani bu şu an saydıklarımda değişiklik gösterebilir yani. Ben şu an için sadece oyundan gördüklerim bu listeye ekledim. Belgorod ise yeni Pas gemisi. Bunu inceleyeceğiz. İnceleme olacak yazdım onun üzerine. 452 bin canı var. Yeni denizaltımız bu. Donskoy'un 468 bin canı var. CN94'ün bir tane slotu 2x'e yükseldi. 409 bin canı var. CN96'ın 429 bin canı var. Zaten CN96 zaten malum biliyorsunuz. Yani çok avcı bir denizaltıydı. Ve canı da yükselince artık iyice bir avcılar sınıfına geldi. Ama denizaltıların şu anda bir yük mü kaldı mı kalmadı mı oynarken bakacağız. Gene Typhus'un 481 bin canı var. Yine aralarda en yüksek can onda herhalde. Evet. Yani şeyine göre, cüssesine göre onda. Onu Donskoy takip ediyor. Kolombiya'nın canı 416 bin canı oldu. SMX'in 1x artı 1x 1x çektiğinde 3x torpido slotu vardı. Şu anda ona 1x daha eklendi. 4x torpido slotu oldu. 390 bin cana yükseldi. SMX 25 ise 3x füze slotuna kavuştu. Bir tanesi 3x oldu artık onların ve 499 bin canı var. Enterprise'ın ise 552 bin canı var. Storm'un 3x S400 oldu artık. Oha biz 004'ün 546 bin canı var. Ve Zukako'nun 559 bin canı oldu arkadaşlar. Şimdi bir oyuna hemen geçiş yapalım. Yani oyuna şöyle bir gemilere bakalım. Hazır girdik şu anda. Bakın şu an en baştaki gemimiz hangisi? Liste biraz değişti. Usakov var. Usakov yine aynı. Yani Usakov'da pek bir değişiklik yok herhalde zaten. Usakov'a bakmadım ben. Gorskov'u görüyorsunuz. Ben böyle tek tek bir gemileri geçeceğim. Sizler böyle kafanıza takılan bir şey olursa şu yandaki bilgileri de bak, yani size göstereceğim. Onları siz video içinde aradığınız gemiyi bulup bu şekilde bakarsınız. 3x füze slotumuz geldi. Tamam, 3x torpido slotumuz geldi. Diğerler aynı zaten. SSS falan kendi redut vardı üzerinde. Siz şuradan bakarsınız. Ben şuraya çevireyim. Buradaki füzeler işte istatistikler, radar ve sonar menzillerine. Mogami'ye bakalım. 2x, 1x, 3x torpidosu geldi. Tamam. Otomatik topu vardı. Buradan hızlarına vesairesine bakarsınız arkadaşlar daha sonra. Neler değişmiş, neler değişmemiş diye. Ama unutmayın bunlar şu an için test aşaması devam ediyor ve bunlar her an değişiklik gösterebilir. FGS 126. Bakalım hemen. Ben bir taraftan istatistiklerini göndereyim. Bir taraftan da buraya bakayım size. Siz zaten dediğim gibi merak ettikçe bakarsınız buradan. İstatistiklerine, hızına, radar menzillerine bakarsınız. Karşılaştırırsınız kendi oyunuzdakilerle. FGS 120'ye de bakalım. 390 bin canı var. Tamam.
Sonar ve Renault sonra HSS'leri vesaire. Bak bunda bir değişiklik olmadı herhalde. Bunu geçtim. BlueShark bilmiyorum, varsa oranınızda bakmak isteyen olursa baksın. Bir değişiklik varsa diye. Ben size bir de göstereyim. Zumwalt'ın 4X füze slotu geldi. Bu çok etkili bir füze slotu haline geldi. Şu an için bayağı bir sıkıntılı durumda. Yani iyi bir füzeyle iyi bir oynanış tarzıyla, bir de zaten stealth bir, yani nasıl diyeyim, görünmezlik üzerine kurulu bir gemi olduğu için hani oyunda falan bayağı bir başımızı ağrıtacak gibi görünüyor. İstatistiklere burada hızına falan bakarsınız. Değişiklik var mı? Radar menzillerine falan. Silahlarını da göstereyim. Oradan değişiklikleri kendiniz kontrol edersiniz. 55 nunchuck. Evet. Torpidosu da teklen demiştim size. Nunchuck'a. Torpido. Boş olan slotlar mesela, bu oyunda ben buranı çevirirken boş bir slot görürseniz o muhakkak daha yeni eklenmiştir. O şekilde aklınızda bulunsun. 5x, 1x tamam. Ashigara. Ashigara aynı duruyor. Sadece Hidden HSS slotu eklenmiş Ashigara'ya. Bunun kaç x olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bakarız. DDX. Ben size buradan göstereyim arkadaşlar. Siz bunun hızlarına vesaire yan taraftan bakarsanız, karşılaştırırken kendi sevdiğiniz gemilerin özelliklerine bakarsınız. Ben bunu rastgele koydum. Şu 1x daha yeni eklendi. Şimdi ben rastgele çektim buraya. Yani herhangi bir tanesini çekebilirdik. Bu arada X51'e nerf geldi. Yani X51 nerfiydi. Şimdi burada çok fazla oyalanmayayım. Devam edeceğim yoluma. Hızlarına falan bakın arkadaşlar buradan. Reyfa Ankar. Project. Project'te 2x S400 geldi demiştim. Hızları vesairesi burada. Lider de burada. Lider 2x artı 2x füze slotu geldi demiştik. Gene Type 58 burada. Hızı da burada. 455 bin cana ulaştı. Diğerleri zaten üzerinde duruyor. 55A'nın 3x füzesi var artık. Diğerlerinde değişiklik yok. Hızı da vesaire buradan bakarsınız. Manevra kabiliyetine falan. Değişiklikleri buradan görürsünüz. Kilin 455 bin can. Diğerleri aynı zaten. DDX aynı. Hızı sadece hasar canı 455 bin şu anda. Hızı 23 bin. Torpido 2x tamam. MS Type 83'ün torpidosu 2x oldu demiştik. Diğerleri aynı zaten. Yani Rapid, Otomatik MK 38 Mod 3, 2x otomatik top vesaire. 474 bin can. Great. 442 bin can, 48 bin can pardon. Diğerleri aynı zaten, çok değişik bir şey yok bunda. Bu hala da aynı yerinde duruyor. 2x torpido, 2x bomba atar, 1x, 2x, 2x şeklinde. Sword 2x torpidoları oldu artık. Sword artık yani bayağı bir can yakacak. Canı da 442 bin, hızı 31 binde. 31 bin attı, 31 bin attı. Ocean Avenger 461 bin cana sahip. Hızı 22 binde. Diğerleri aynıdır. Yani pek değişik yok. Yani otomatik topu aynı, 4x, HSS 4x gibi gibi. Ben bunu sadece dedim. Velaguf artık. Torpidomuz var. Velaguf'ta iki tane bomba topumuz vardı zaten. Yeni torpido slotumuz eklendi. Onun haricinde başka herhangi bir şey yok. Şimdi bakarsınız burada değişikliklere. Port Royal. Bakalım. Boş otomatik topu var. Bir tane de HSS slotu eklendi. Mesela diğer birlikleri burada zaten. Variyak etkili bir artık savaş gemisi haline geldi demiştik. Bir kruvazör zaten kendisi. 3x füzesi var. Bu gerçekten güzel. 1x topu var. Bomba atarı var. Rubu. 3x, 5x, HSS'si ve 3x Uragan'ı var. Bu yani şu an için güzel. Yani aslında tam oynanabilir durumda. Yani 507 binde. Bu güzel. Veliki 3x. Zirkon var. Ya ben Zircon kendi taktım da. 3x torpidos eklendi ona da. Diğer büyükleri burada zaten. Nakimov 526 bin. 2x artı 2x füze sistemi. 3x bomba atar. CGX 533 binde. Diğerlerine bakarsınız buradan. Arsenal Ship. Onu da göstermiş olayım. Massachusetts. Savaş gemisi oldu demiştik. Muharebe gemisi sınıfında. 3x füzeleri her şey aynı. Toplar aynı. Bomba atarlar aynı. Bomba atarlar azalmış mı? 1x miydi bunda?
Onu bilmiyorum. Bir bakın. 1x miydi acaba? 2x miydi bomba atarı? Sonra bir bakarsınız arkadaşlar. Ona göre bir geri dönüş yaparsınız. Oyun altında. Ben bakmadım çünkü. Diğer hesaba da giremeyeceğim. Şans yok onun. O 1x herhalde ya da 2x'ti. Bomba atarsam 1x herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi vermek istiyorum. Burada bir değişiklik yok herhalde şu anda. Görünür kadarına. Diğer hızı vesaire natları olsun buradalar. Mizori burada. 572.000 can. Hızı 20. 2x artı 1x füze sistemi geldi demiştik. Diğerleri 4x Garpun. Tamam, 4 tane artık HSS'si var. HSS kaç tane edeyim? 4x miydi bunda? 4x'de herhalde. Artık o da burada. Empire'da burada bir değişiklik yok. Burası aynıdır herhalde. Ama burada canı 565.000 oldu. Canı 17. Hızı 17. Moskov hızı 16. Füzelerde bir değişiklik yok. Toplarda bir değişiklik yok. HSS'leri zaten kendine özgüydü. 10, 4, 4, 4, 2, 10 taneydi. Doğru. Yamato can 598.000'di. En büyük can şu an bunda herhalde sanırım. Öyle olması lazım. Bir Nemesis'e bakarız. Öyle olması lazım. Agis can 526.000'di. Diğerleri aynı zaten. Amerika demiştik, füze slotu geldi. Ve diğer kamuflajları bakacağız. Ford füze slotu geldi. 1x drone geldi. Bakın boş şu an bunlar. Şu an bunları koymadım. Sırf belli olsunlar diye. Ulyanskov 3x füzesi vardı zaten. Onlar da otomatik topu geldi. Otomatik topu ben buraya koydum. Denemek için otomatik topu unutmayın. Burada 5x otomatik top var artık. Bu bayağı bir etkili olacaktır. Uçaklara karşı zaten 8x üzerinde HSS slotu var. Yani oynayanlar gerçekten bundan zevk alarak oynayacaklardır. Fusion'a bir tane drone geldi. Drone slotu geldi. Bir de otomatik top slotu geldi. CVX'e siz bilgilere bir taraftan bakarsınız. Ben biraz hızlı geçiyorum. Videoyu durdurup şu sağ taraftan bilgilerine bakarsınız. Gemilerin ne oldu diye. Drone slotu geldi. CVX'e bir tane. Başka bir şey yok. 76. 76'mız aynı duruyor. 76 bir değişiklik yok. Siz şu bir garpunlar falan otomatik top slotlarına bakarsınız. Azalma yükselme var mı diye. Ama bomba atarlarında falan bir yükselme yok. Aynı duruyorlar. Zumo torpido geldi. Torpido ben denemek için bir takmıştım. Bayağı bir değişiklik oldu. Yani söylesin taktım mı? 2x torpido slotu geldi üzerine. Onun haricinde geri kalan her şey aynı üzerinde. Denise Volvut. Volvut'tan drone slotu geldi. Şu an boşta. Bakalım başka bir slot var mı? Şu an için yok. Bilgilerine bakarsınız. Nemesis, bakalım 559.000 can. Yani o da kendini, yani uçak gemiler arasında dersin canı iyi. Hızı 13. Hızı yavaş bu geminin sorunu. Bir de büyük olmasından kaybediyor zaten. Diğer bilgiler hep aynı. 4, 4, 4, 6, 6, 2, tamam neyse. Ohio'ya geçelim. Ohio'da bir değişiklik. Ohio'muz aynı Ohio. 409.000 cana yükseldi. Oksijen kapasitelerine bakarsınız. Neyine değişiklik olmuş olmamıştı. 221.000. Pardon, 221 oksijen seviyesinde. Dolgri 390 oksijende. 422.000 canı var. 3x füze slotu eklendi demiştik. 1x füzesi var. Toplam 4x füze atabiliyor. Ve 1x torpido, 1x torpido şeklinde 2x torpido atabiliyor. Belgorod bu yeni geldi. Bunu deneyeceğiz. Bu yeni geldi ama göstermiş olayım. Üzerinde nükleer torpidosu var. Nükleer füzesi var. Kilitli slotta. Torpidosu var. UET1 diye. Bu diğer fizik üzerine geldi. Bunlar ben bunu stok şekilde yükselttim. 442.000 canı var. Bunu deneyeceğiz. Bunu devam edelim. Donskoy 468.000. Bir dakika. Canı bak, hasarlarına bakalım. Füzelerin hasarı 32.500. Torpidonun hasarı 91.000 çarpı 3 olarak geçiyor. HSS'lerin 375.000'de. Özel bir HSS'si var kendine özgü. Yani dışarıdayken sizi belli bir miktar koruyacaktır. Lunçik diye. Bir deneyeceğiz. Ben bu dediğim gibi daha denemeden bir şey söylemek mümkün değil. Donskoy'a geçelim. Donskoy'da şu an için yani 4 tane füze slotu var. Ayrı ayrı bir tane 2x'de torpido slotu var. Can 468.000. Oksijen kapasitesi 312.000'de. Bunun 312.000 tamam. 312.000 diyorum pardon, 312'de. Bunlar 94 2x artı 1x. 1x şeklinde 4x'lik füze slotları var. 1x artı 1x şeklinde torpido slotu var. 96'nın ise 2x artı 2x zaten füze slotları. 1x 1x şeklinde 3x'de torpidosu vardı. Canı 429.000'de, oksijen kapasitesi 182'de. Gene Type 100 oksijen kapasitesi. Oksijen kapasitesi 96'nın Type 100'den daha fazla. Yani Gene Type 100'ün oksijen kapasitesi 162 iken 96'nın kapasitesi 182'de. Bu ilginç olmuş ama canı fazla şeyinde. Genotype üstünde. Ama oynayanlar en azından bir bilgi olsun. Ben çok denizaltı oynamıyorum zaten. Ben savaş gemisi oynuyorum. Beni bilenler biliyor.
Kolombiya da diğer bilgiler aynı. Yani bir değişik yok burada bu tarafta ama bilgilerini bakarsınız. 416.000 sağlamlık var. 240-90 kapasitede. 90 kapasitede bunda bayağı yüksekmiş. SMX 31. 390 bin can. SMX 390 bin can olduysa 90 kapı 169 olmuş. Bu düşmüş mü arkadaşlar? Bir bakarsınız buna. Füzeler 2x artı 1x demiştik. 2x 1x füze sistemi. 1x 1x şeklinde 4x'e torpidosu var. Artık 1x de fazla eklendi. Ben şunu kendim koymuştum. 4x torpido sistemi var. 3x artı 1x şeklinde SMX 25'te torpido füze sistemi var. 1x 1x şeklinde de torpidoları var. 1x 1x şeklinde SSS'i var. Dediğim gibi yani değişik oynanışlar bizi bekliyor. Yani bu sürümde. Enterprise'a bakmıştık. Enterprise'ın üzerinde bir değişiklik yok. Uçaklara bakacağız şimdi. Uçakları da tek tek göstereceğim. 552 sağlamlık oranı var. Hızı 13. Storm'un 526. Storm'un artık 3x. HSS'i S400 var. Genotype 400'de ise 4 type. Geni04'e ben yeni pas ekipmanlarını koydum. MiG-31 benim Foxtrot. Şunları ben bir şeye taşıyayım önce. Su-75 koyalım bir tane. Bunları ben önce bir envantere taşıyayım. Envanterde tek tek bakalım bunlara. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yani çünkü uzun olması gerekiyor. Bir oynanış atacağız. Hem inceleme yapıyoruz. Bu video bir de genel bir inceleme videosu olduğu için. Yani siz artık hani biraz zaman alıp izlersiniz bunları. Tek tek yapıyorum çünkü. 004'ün canı demiştik. 546 binde. Diğer hızlarına vesairesine bakarsınız. Zuka'nın 559 binde. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen teçhizat kısmına geçelim. Teçhizat kısmında yeni gelen ekipmanlardan mağazaya bir seviye AGM-119 Penguin füzesi eklendi. Onun haricinde füzeler konusunda üzücü bir haber vereyim sizlere. Diğer füzelere bakmayacağım şimdi de. Hem bizim ilk göz ağrımız olan X-51 füzemizin canı sağlamlık oranı 7'ye düşürüldü. Bu bir nerfiydi şu anda. Diğerlerine bakmadım. Artık diğerlerinde neler olacak bilmiyorum ama Zirkon'un şu an sağlamlığı 50 gözüküyor ama eskisine bakmadım. Bakacağız. Zamanı 125 sağlamlık var Scalp Naval'da. Diğerlerinde 115 sağlamlık var Rim'de. Devam edelim. Hemen envantere gidiyoruz. Envanterden bize ne lazım? Envanterden biz bombardıman uçaklarına bakalım. B1 Lancer. Hızlı hızlı geçeceğim. S-22 Darkstar. Siz buradan bilgilerine yavaş yavaş bakarsınız. B2 Stratos var. Stratofortress. Daha doğrusu 229.900 canda. Bir değişiklik varsa kendi sevdiğiniz uçakları karşılaştırırsınız. Bunlar 17.550 canda. Tu-22M3. Hiç uzatmayalım. Tu-95MS yani yeni gelen bir 24.700 canda. Üzerinde neler var? Uçak gemilerine uçak ve gemisi Muharugen'in karşı olmak üzere tasarım Rus uzun menzilli gemi savar füzesi var. X-22, X-55 var. Bombar uçakların konuşma üzere Rus S-6 stratejik havadan fırlatılan seyir füzesi var. Tamam. Lazer güdümlü hava bombası var. Kap-250 X-8 var. Tamam. Rus hassas güdümlü bomba. Kap-500 var. Ve parça tesirli savaş başlığına sahip Rus hassas güdümlü bomba var. Güzel. Bunlar muhtemelen güdümlü füze olduklarına göre yani güdümlü olarak gidiyorlar. Bunlar güzelmiş. Yani şu an havadan düşen bombamız yok bunda diğeri gibi. Devam edelim. H6 ne? 19.500'de. H10'un doldurmuş versiyonu var mı bilmiyorum. 14.000 canı gözüküyor ama şu an için full versiyonu yok burada. Devam edelim. Diğerlerine bakalım. PAK'ta var. B21 var. Buna full değil. O yüzden geçelim burayı. Hiç kafanızı artmayayım. Dronlara bakalım. Dronlarda pek fazla bir değişiklik yok herhalde. Devam edelim. Saldırı uçağı kısmında. Şimdi saldırı uçağı kısmında işler değişiyor. J-35'e yeni silahlar eklendi. J-35'te önceden 3 tane silahı vardı bilirsiniz. Topu vardı, füzesi vardı bir tane. Bir de U-7 torpidosu vardı. Bir tane daha füze eklendi buraya. Onun haricinde size söyleyebileceğim. Benim şu F-7'de çekmek şahmatta var mıydı bir şey? Şahmatta bir şey yoktu. Bu yeni gelen MiG-31B mi? Bunda bir değişiklik yok. 31BM ise bu yeni gelen MiG-31BM Foxhound'da ise GS-23E modernize edilmiş çift nonlu otomatik uçak topu tamam. Bir Rus hassas jetli gemisi var seyir füzesinin son gelişmiş hali X-69. Rusya'nın kısa menzilli havadan karaya füzesi X-38. Rus taktik havadan karaya kısa menzilli füzenin gelişmiş versiyonu diyor X-23E. Hermes. Lazer yönelim sistemini bir güdümlü füze sistemin hava versiyonu. Denenebilir. Güzelmiş aslında. Yani elle kontrol edebiliyoruz herhalde Hermes'e ama bakacağız. J25'te var mı değişiklik arkadaşlar? Bir bakın size şöyle. Bora main var mı burada? F7.
F7'de bir silah değişikliği oldu diyorlar arkadaşlar. 4 şu an için 4 silah var üzerinde. Önceki silah versiyonu 5 silah mıydı acaba önceki? Bakarsınız buradan şöyle bir bilgilerine. Eğer ki bir nerf falan var üzerine bakarsınız. F3'e bakalım. Hızlıca 4 silah var. F7'ye baktık 4 silah var. F90'a bakmıştık. Buradan bilgilerini istemiştim. F90'ın şu an sağlamlığı 6695'te. Bilmiyorum şu an için sağlamlığı ne alemde ama alfa sürümünde şu an böyle durum. Boramein'e silah mı eklendi arkadaşlar? Boramein'in şu an 4 tane silahı var. Uçak topu var. Güney Kore hipersonik füze geliştirildi. Büyük hedefi yok etmek için tasarlanan gübü var. Havadan fırlatılan hassas gönüllü sürme bombasıdır diyor. Her türlü hava koşullarına uzak mesafe mobil hedefleri belirlemek ve vurmak için geliştirildi diyor. İlginç. Bu herhalde bir füze daha eklenmiş buna. F7'den bir füze çıkarılmış buraya eklenmiş. İlginç olmuş arkadaşlar. Kill switch'lerde falan bunlar bir değişiklik var mı? Bunlar hep aynıydı zaten. A14'ler aynıydı. Pans kill switch kolay kolay değişmez zaten. Tasarım füze, süpersonik havadan kara füze. Tam bunlar bir değişiklik yok. Şimdi avcı uçaklarına geçelim. ATN Black, yani yeni bir savaş uçağımız bu. Uzun Rus hipersonik havadan havayı füze. Tamam. Uçak hasar hafif 25 mm Gauss topu. Tamam. Buraya kadar her şey aynı. Torpidolar falan bakmayacağım. Yani burada yeni bir ekipman yok şu anda. Her şey aynı durumda duruyor. Buraya hiç kafamızı karıştırmadan geçeceğim. Doğruca 004'e gidelim. Önce Dolgor 2'ye girelim. Yolumuzun üstüne zaten. Pardon, Belgorod'a girelim. Belgorod'la bir savaş atalım. Bakalım hasarlar ne alemde. Hızlıca bir teorinin dışı maça girelim. Fırtına olsun. Bir gidelim hemen. Böyle hızlı maçlar yapacağım. Bir tanıtma amacıyla olsun. En azından gösterme amacıyla olsun. Zaten dediğim gibi alan sürüm geldiği zaman oyunda bu bilgiler değişir değişmez. Artık bakarsınız arkadaşlar. Ya da bizler zaten büyük değişiklikler olur. Biz zaten paylaşırız buradan. Hemen gidelim. 3 tane torpidomuz var. Poseidon. UET-1 ve Pisik. Daha üzerine geldi. Üzerine geldiler. Ben dokunmadım. Aynı şekilde bıraktım. Bakalım bir gidelim. Bizim botlar açsalar düşmanı anlayacağız da. Bir dalalım bakalım nasıl dalıyoruz. Daldığımızda füzelerimiz torpidomuz çalışıyor mu? Torpidomuz çalışıyordur da. Füzeler çalışıyor mu acaba? Evet. Dalınca füzelerimiz çalışıyor. Bu güzel. Daha gidelim şöyle Belgorod'la. 142 bin canımız var. Gemimizi gördük. Şimdi gemiyi durduralım. Füzemizi yollayalım. Oo, iki tane nükleer atıyor. Güzelmiş. Bir tane ikisi de havada yok oldu ama. Zaten testi yapmayacaktım arkadaşlar ama vurabilirsem bir tanesini vurmaya çalışacağım. Çenike Type 55. 55'i vurmayı deneyelim. Memesi onun canı malum bayağı yüksek. Bir atsın bakalım şöyle. 35.000 hasar verdi. Güzel. Torpidolar gitsin. Spire'da yok. 42.000 canı değil. Diğer HSS'lerim şu an çalışıyor. Yani gemi üzerine HSS'lerimiz vardı. Malum biliyorsunuz. Bayağı etkili olacak gibi. Tek bir torpido attık. Bakalım nasıl bir hasar verecek düşmana. Bakalım gidiyor. Şu an nükleer topumuz 91.000 hasar. Müthiş. Bu müthişmiş arkadaşlar. Bu güzelmiş. Yani düşmanı vurabildiğiniz zaman gerçekten güzel. Şöyle bir gönderelim. Oo, bu spawn torpido. Bu bayağı etkili olur arkadaşlar. Böyle bir gitsin bakalım. Hem spire vuralım. 52.000 arkadaşlar. Hasarı çok yüksek. Deniz altında hasarı çok yüksek. Benden de oyun gitsin diye hızlıca basayım bunlara. Bir vuralım düşmanı. Çok da fazla vakit kaybetmeyeceğim. Yani hasarı çok yüksek. Denizaltı ve çok tehlikeli denizaltı. HSS'si var üzerinde her şeyi var. Yani şöyle bir oynanış videosu olsun hızlıca. Ondan sonra geçelim 004'e ve yeni gelen pas ekipmanlarına bakalım. Oradan sonra kamuflajlara bakacağız ve videoyu bitireceğiz. Videomuz uzun oldu ama bu yeni sürüm gerçekten çok fazla değişiklik içeriyor. Sizler de zaten bu şekilde meraklarınızı gidermiş olursunuz. Arkadaşlar çok etkili. Yani denizaltı gerçekten güzel. Tamam, bir U8, U7 füzelerini artık bundan sonra eksik etmeyin gemilerinizden. Çünkü bunlar çok size baş belası olur. Çünkü dağıldığınız yardım diye ateş edebiliyorlar. Yani U7 füzelerin bundan sonra şeyden eksik etmeyin arkadaşlar. Yani gerçekten etkiliymiş. Annem yemeği çağırdı. Ona seslendim.
Yemin bunları da vuralım. Oyun şey videomuzu bitirelim. Arkadaşlar hızlıca geçtik. Şimdi ben 004'ün üzerine benim bu uçakları takacağım. Hemen maçın içinde tekrar, videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekipmanlarımızı taktık. Şimdi hemen hızlıca bir savaşa girelim. Özellikle Arktik ya da İzlanda adaları seçelim ki hemen savaşımız uzun olsun, düşmanlara bakalım. Önce bir savaşımız olsun. Hemen bir bakalım. Zaten çevrim dışı girdik. Hemen diğer uçaklarımızı kaldıralım. Hemen savaş uçağımızda gidelim. Oo, bu güzelmiş. Hızına bakalım. ATN 51. Hızı 8870. Çiftli. Çift motora sahip bu uçak. Etkiliymiş. Topları da kendine özgü herhalde, değil mi? Oo, toplar şey, elektromanyetik top. Toplar elektromanyetik. Topları güzelmiş arkadaşlar. Güzel bir avcı uçağı bu. Tamam, neyse, buradan çıkalım. Şimdi gelelim biz diğerine. Bunlar füze mi? Aa, bunlar nazar füze mi? Hermesler. Hermes değil mi bunlar? Hermesler, evet. Bakalım ilk hasarımız ne olacak? Şöyle hemen gidelim. Ay, vuramadık düşmanı. Bayağı güzel. Şimdi video çektiğim için bir taraftan ön kas tabi. Ben Tu-95'i bir kaldırıp geleyim. Sadece bunlar oynanış videosu arkadaşlar. Yani hasar videosu çekmiyoruz. Hasar videolarında çok değişiklik oluyor. Hemen iki füzemizi yolladık. Şimdi hasar videosu çekecek olsaydık arkadaşlar, yani şey, nasıl diyeyim? Biraz, çünkü çok değişiklik oluyor. Yani hasar videosu çekiyorsun, tutmuyor. Ben sadece biraz silahları tanıtmak, uçağı tanıtmak için yapıyorum sadece bunu. Oo, bu güzelmiş. Bunlar bayağı fazla atıyor. Hiç şey füzesi yok arkadaş. Yani bomba yok üzerinde. Doğrudan gönderiyorsunuz hedefe. Hepsi güdümlü, güdümlü bomba, güdümlü füze kullanıyor zaten. Hepsi güdümlü. Yani düşmana bir tanesini atıp yanıltırsınız. Bak şu an attı. Mesela ondan geri kalan yağdırırsın. Mesela canlı örnek veriyorum. Üzerinde bayağı bir slot taşıyor. Hemen geri dönelim ve uçağımızı kaldıralım yine. Şu düşmanımızı bir alalım. Hermes lazer gözünü füzelerimizi yolladım önce. Oo, Hermes'lerden bayağı atıyor ya. 44.000 hasar. Hasar. Şöyle bir bakalım. Yani 655.000 hasar. Yani şu an için aslında iyi bir uçak serisinde bunlar da. Bakalım neler olacak. Diğer uçakları, havacı uçaklarımızı kaldıralım. Şöyle hemen Tu-95'imize geçelim. Dediğim gibi bunlar bir hasar videosu değil. Sadece bir deneme videosu. Bundan sonra zaten şey yapacağız. Ne o? Tek yapacak olduğumuz şey de şu. Bundan sonra kamuflajlara bakacağız ve videoyu bitireceğiz. Yolluyorum diğerlerinde. Benim merak ettiğim şey şu.
Bu avcı uçağının topları acaba gemilere hasar veriyor mu? Şuradan bir can dolduralım. Tamam, diğer gemide deneyelim. Diğer gemide herhalde burada. Acaba gemiler ne kadar hasar veriyor? Yani şimdi bunlar otomatik şey topu, yani elektromanyetik topu olduğu için denemek istiyorum ben. Gemilere bakalım ne kadar hasar verecek. Tamam, uçakları vuruyor. O gemileri de hasar veriyor. Yani çok hasar vermiyor ama hani uçağı düşürecek kadar hasar veriyor işte. Aslında iyi bir hasar, 10.000 hasar falan çıkarır bu. Aslında böyle savaş sonlarında falan kaldığınız zaman iyi işler yapabilir. Gayet iyi. Yani şu an için bu şeyin ne o? Buna dönüşmüş durumda. Şimdi neyse arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Savaş videosunu bitirmiyorum. Hadi neyse, bir kez daha oynayalım. Bir kez daha oynayalım. Hadi be. Tamam, neyse arkadaşlar, bu bitti. Gemilerimiz de böyle. Pardon, uçaklarımız da böyleydi. Hemen şuradan yeni gelen kamuflajlara bakalım ve videoyu sona erdirelim. Hemen gemiler. Devam edelim buradan. Kamuflaj. Şimdi yeni gelen kamuflajdan tehlike. Zaten biliyorsunuz, malum bu şeyden eklenmişti. Ne o? Yeni etkinlikten eklenmişti. Çin etkinliğinden. Dragon Boat ekliğinden. Görkemli şeritler geldi. Gelecek yeni. Yeni pasta. Gemiyi kaplana çeviriyor aslında. Bu Klemon geldi. Onu da böyle. Sarip Noz zaten vardı. Bunu biliyorsunuz. Bu da başka bizim hani gözden kaçan bir şey var mı acaba? Bakayım. Hah. Kaliningrad. Bunu sevmiştim ben aslında. Bunun hani şekilleri falan güzeldi. Bunu sevmiştim. Güzel bir kamuflaj bu. Kaliningrad. Kaligrafi. Pardon. Kaliningrad diye okuyorum arkadaşlar. Kaligrafi. Kaligrafi bu. Kaligrafi yani gerçekten güzel. Güzel durdu aslında gemide. Hani değişik bir hava kattı aslında gemiye. Başka yeni var mı? Zebra'yı zaten biliyorsunuz, o önceden vardı. O önceki pasında. Bu Yıldırım'da da bunun kendine özgüydü. Arkadaşlar, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hepinizde. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Dediğim gibi, bunlar bu uzak sürümde anlattıklarım her şey değişiklik gösterebilir. Ki değişiklik gösterecektir de. Çünkü ana sürüm gelmeden hani bu sürüm hakkındaki değişikliklerin ne olduğunu bilemeyiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Görüşmek üzere.